o yaşamış olduğunuz topraklar üzerinde hangi devlet varsa, hangi kanunları varsa o kanunlara uymak mecburiyetindesiniz. Anayasada milletin tarifi yapılmış, vatandaşlık hakkı ile bağlı olan herkesin adı Türk milletidir denmiş. Ama buna rağmen İstanbul'da yüzlerce belediye otobüs, duraklar, 1 milyon küsür lira. O kimin cebinden çıkacak? Sizin, bizim cebimizden çıkacak. Diyarbakır'da hakeza yakılan, yıkılan kimin cebine gidiyor bunlar? Yazık. Yazık. Bir de şu coğrafyaya bakın. Burnumuzun dibinde Libya vardı. Burnumuzun dibinde Irak vardı. Amerika D kıtalar arasından geldi. Irak'a refah getirecekti, huzur getirecekti, barış getirecekti. 10 yıl kaldı. Ne getirdi? 1 milyon 200 bin tane Müslümanın canı. 1 milyon tane Müslüman kadının dul hali, her ailenin 4 çocuğu olsa 4 milyon insan yetim kaldı. Geride ne kaldı? Barış geldi mi? Gelmez. Huzur gelir mi? Gelmez. El elin sözümüz meclisten dışarı, el elin eşeğini türkü söyleye söyleye ararmış. Derman bulacaksak biz kendimizde bulacağız. Onun için bu millet susuyor ise, bu millet sabrediyor ise, bu millet yalnızca televizyonu dan haberleri izliyor ise ve kıkı çıkmıyor ise, zannetmeyin ki bu millet size boyun eğiyor. Bu milletin tükrüğü bu ortamı karartan, bu belaları bu memlekete sarmak isteyenler, yemin ediyorum bu milletin tükrüğü onları boğar. Ama şuraya da getirmeyin. Yörüğün ayranını kabartmayın. Biz biriz. Çanakkale'de birmişiz. Biz bu cumhuriyeti öyle aldık. Çanakkale'de şehitliğe gittiğimiz vakit hiçbir mezar taşında ayrılık var mı? Hiç mezar sağa sola yatmış mı? Yok. Mezarlar nereye bakıyor? Kabe'ye bakıyor. Onun için güzel kardeşim, biz bu topraklarda kardeş kardeşe, bir olarak, beraber olarak Allah'ın izniyle yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Tolerans, mölerans, şuna açılım, buna açılım yok. Merhamet etmeyene Allahu Zülcelal diyor ki, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Onun için bunlar açılımdan maçılımdan anlamaz. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Mesaj yerine ulaştı Sayın Hocam.